Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Denizli Merkez Efendi ilçesine bağlı Şeltikçi Mahallesi'ni ziyaret ettik. Muhtarımız Ramazan Canbay ile Muhtarım Odası'nda röportaj yapacağız. Muhtarım bir yeni dönem seçilen dinamik muhtarlarımızdan. Evet Muhtarım, mahallemiz Merkez Efendi'ye kaç kilometre mesafe uzaklıkta? Merkez Efendi'ye bizim buradan 8 kilometre uzaklıkta. Tabii ki burası merkezik bir mahallemiz. Evet. Merkez Efendi'ye. Bu aşağı Şamlı, buradan Üzerlik, Sala, bura noktaya bağlı sağ kesimde. Dereceye gidiyor orada. Dereli, Akköy, Pamukkale, Uzunpınar bu hat üzerinde. Muhammed Başkanım biz işlerimizi söyledik. Muhammed Başkanım bize buradaki yatırımlarımı Allah'a şükür her dediğimizi yaptırdık. Evet. Çok sağ olsun. İlk olarak başkanlarımızın burada çiçek göndermiş muhtarıma. Pazar açılışımızda kutlu doğum haftasında. Burada Muhammed Subaşı Başkanımız da göndermiş. Evet. Teşekkür ediyoruz. Yani başkanlarımız muhtarlarımız da halka ne veriyor? Değer veriyor. Değer. Doğru evet. Bunu burada Denizli'de evet. Gördük. Çok teşekkür ediyoruz iki başkanımıza da. Allah razı olsun diyoruz. Birinci dönem seçildiniz. Hangi hizmetleri yaptın efendim? Şimdi Büyükşehir'den ana yol üzerinde. Mesela bunlar bize ana yol üzerinde çok bir şey verdi yani. Evet. Bir şey verdi yani olarak. Yatırım olarak. Hazırlanayım. İşe verdi. Evet. Kanalizasyon işte küçük çaplı kanalizasyon. Borularımızı verdik. Kaldırımlarımızı yaptık Büyükşehir'den. Evet. İşte yağmur sularımızı boru işlerini aldık. Yapılacak işlerimiz var. Allah'ın izniyle bunları daha ilerisinde başkanlarla bir sırasıyla yürüyüş yapacağız. Evet. Muhtarım odası Denizli'de güzel örnek odalarımızdan bir tanesi. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın reisliği altında. Evet. Biz iki seferde kendilerini ziyaret etmiştik. Evet. Ettiğimizdi yani ben ilk İkinci seçimde Cumhurbaşkanlığı'nda evet. Toplantıya katılmış arkadaşımız işte iki gün önce de Sayın Cumhurbaşkanımız muhtarlarımıza neyi müjdeledi? Evet. Sosyal güvenlik primlerini ve tabacan ustalarının çözüm bulacağını müjdeledi. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi olarak biz bunu kurulduğumuz günden bu zamana kadar sesli ve yazılı basında duyurduk. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız Başbakan iken de bizim bu gündeme getirdiğimiz konulara sıcak baktı ve muhtarların aile ödenekleri 2-3 defa artırdı. Evet. Başbakanlığı döneminde. Cumhurbaşkanlığı seçildikten sonra da ne yaptı? Muhtarlarımıza değer verdi. Evet. Ankara'da her hafta ve hatta 15 günde bir periyodik olarak hatta toplantı yaptı. Doğru mu efendim? Evet, doğrudur. Şimdi Cumhurbaşkanımızın yanına vardığında biz orada Cumhurbaşkanım görüştüğünde zaten ben ikinci bir sırada oturuyordum. Evet. Şimdiki Sayın Başbakanım da Binali Yıldırım Bey de oradaydı. Hatta bizim yanımıza geldi. Hoş geldiniz. Onlara tokalaştık. Bu hususta ben ikinci sırada oturuyordum. Evet. Cumhurbaşkanım konuşurken ben dedim el kaldırdım. Evet. Sayın Cumhurbaşkanım biz daha önceden 75'lerde 74'lerde biz 8,5 saatte Ankara'daydık. Evet. Ama sizlere yolları yapmayla şimdi mesela dik duralım, duralım, evet. Ayaklı duralım, vatan bir olsun, bayrağımız bir olsun demelisin sözünde biz kalktık da ben el kaldırdım. Evet. Kaldırınca biz 8,5 saatte varıyorduk Ankara'ya, şimdi 6,5 saatte vardık. Evet. Ben bunu böyle dile getirdim. Evet. Baktık Cumhurbaşkanı muhtarım ne diye dedi arkadaşlar dinleyin dedi. Yani tabii. Evet. Hani doğru söylüyor. Bunu yani. Muhtarım güzel söylüyor. Ben de bir araştırmacı gazeteci olarak Türkiye'yi geziyorum. Daha önce bunu söylediğiniz şeyi çok işte insanların da izlemesi için internet ortamına da atıyoruz. Gazeteci olarak Şanlıurfa'da sınır bölgesine gittik. Ceylanpınar'a kadar duble yoldan gidiyoruz. Evet. Malatya'ya gittik duble yoldan evet, gidiyoruz. Tabii ki. Adıyaman'a gidiyoruz Atatürk Barajı'na kadar evet. Duble yoldan gidiyoruz. Daha bunlar iyisi olur mu arkadaş? Yok tabii ki. Yani şimdi, Ege'ye geldik hem duble yollar yapılmış. Şimdi bizim yol durumlara göre şimdi ben Büyükşehir'den evet. Osman Başkanım'dan çok Allah razı olsun bin kere evet. Mezarlıktan etrafta çevirdi değildi. İki tane mezarlığım var burada. İkisinde televizyon çevirdik. Kapılarını çok yaptık. Güzel. Sularını mesela çeşme sularını oraları işe yaptık. Yaptınız, evet. Vatandaşın abdest alacak yerlerini evet. Yoğunlaştırdık. Camimizin etraflarını duvarlarını çektik. Bunlar Osman Başkanım sayesinde oldu. Evet. Osman Başkanım'ın çalışmaları Denizli'nin bütün ilçelerinde gördüğüm örnek hizmetler yapmış. Sayın izleyiciler ne kadar teşekkür ettiği azdır. Bir de
Osman Zonal Belediye Başkanımız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Denizli bize ne kazandırdı? Denizli Kayak Merkezi'ni kazandırdı. Evet tabii. Niyaz Zeybekçi Bakanımıza, Ekonomi Bakanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Onun çok gayretleri oldu, destekleri oldu. Denizli bizi de gururlu. Doğru mu? Kaymakam evet. Emri çok bize faydası oldu. Evet. Bizi Başbakanımız Binali Yıldırım'ı unutamayız. Çünkü uzun yıllar yani 3-4 dönemli Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı ile evet. İşte Başbakanımızın Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde çok güzel duble yollar yapıldı. Evet. O zaman Başbakan da işte şimdiki Cumhurbaşkanımızdı. Birlikte ülkemizi geliştirmek için Başbakanımız da Cumhurbaşkanımız ne yapıyor? El ele vererek bu hizmetleri yapıyor sayın izleyiciler. Yani bunu görmemezlikten gelemeyiz. Evet, birçok önceden akşam haberlerini dinleyeceğiz. Şurada kaza olmuş, burada hatalı sollama olmuş. Trafik, ölümlü trafik kazaları. Ama şimdi ne oldu? Bunlar nispeten önlendi. Önlendi. İşte yani bu hizmeti her zaman destekleyeceğiz. Hizmet yapanların da arkasında duracağız. Evet, nasıl ki sayın Cumhurbaşkanımız muhtarlarımıza toplantıda söylüyorsa halkın temsilci olarak seçtiği muhtarlarımızın her zaman yanındayım ve arkasındayım dedi. Evet. Ve yanında ve arkasında olduğunu işte 2 gün önce de muhtarlarımızın biz hep gündeme getirdik. Sosyal güvenlik primleri devlet yatırmalı dedik. 2 gün önce de o müjdeyi verdi. Sayın artık Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Evet. Devamlı desteklerimiz, biz destekliyoruz. Evet. Bizden yana evet biz diyoruz yani. Biz evet. O işi. Yani sayın izleyiciler bu yapılan hizmetleri görmemezlikten gelemez. Görürsek olan körlük olur. Onu da belirtelim. Yani ülkemiz için kim taşın üstüne koyuyorsa Allah razı olsun diyoruz. Evet yapılacak eksik hizmetimiz kaldı mı başkan? Ya, var tabii ki ben o şeyi de aldım. Sosyal kalkınma müdürlüğümden aldım onun analizini. Evet. 80.000 TL'lik bir boru alacağız inşallah. Evet. Onlar da söz verdiler. Bir yarısını bu bir iki ay içerisinde biz bunu bir yarısını yatıracağız. Diğer bir yarısını 2018'e aktarabiliriz. Ama hizmet alırsam hepsini birden tamamlayacağız. Evet. 500 metrelik bir boru ihtiyacım var. Evet. Onları da söz verdiler. İnşallah onu da biz yapacağız. İnşallah. Burada yapılmayacak hizmet yok. Denizli'de hizmetler yapılıyor. Yapılmaya da devam ediyor. Çünkü özverili bir belediye başkanımız var. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Muhammed Başkanım. Neyi var? Muhtarlarımız Muhammed var. Muhammed Başkanım. Ve biz de halkın temsilci olarak seçtiği muhtarlar vasıtasıyla ne yapıyoruz? Hizmetleri ve yapılması gerekenleri tüm kamuoyuna ve dünyaya duyuruyoruz. Bugün de Denizli Merkez Efendi Çeltikçi Mahallesi Muhtarımız Ramazan Canbay'la röportaj yaptık. Kendisine Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılarını devam diliyoruz.